bu süreçte depremle ilgili meseleleri konuşurken insanların bir seçim vaadi diline bu işi dönüştürmemesini özellikle defalarca aktardım. Şimdi bu bir seçim vaadi dili. 1,5 milyon insanı hangi rezerv alana taşıyacak bileniniz var mı? 1,5 milyon insan, yalnız söyledim. 1,5 milyon konut. Yani 4,5 milyon insan. Ben nerede olduğunu, böyle bir rezerv alanı bilmiyorum, bir. İkincisi, ya Allah aşkına hangi semti, mahalle bırakın semti, mahalle diyelim. Hangi mahalleyi taşımışsınız bugüne kadar? Yani bir yerden alıp bir yere taşıdığınız bir mahalle gösterin İstanbul'da. Bırakın 1,5 milyonu. 20 senedir. Onun için bırakın bu lafları. Sayın Bakan deneyimli bir insan. Teknik bir insan. Yani bırakın 1,5 milyon bağımsız bölümü taşımayı. 1,5 milyon eşyayı evden eve nakliyatla taşısın bakalım, kaç senede taşıyacak. Dün de söyledim. Hangi masaya çağrılırsak Ankara'da, İstanbul'da koşa koşa bir araya gelelim. Çağırın, koşa koşa gelelim. Bir arada konuşalım ve bu işi seçim vaadi meselesinin ötesinde bir yere koyalım. Akılcı açıklamalar yapalım. 1,5 milyon konut, 200 bin konut, 250 bin konut. Bu işlere bu milletin karnı tok. Biz insanlarımızı kaybettik. O bölgeler dahil 20 küsür yıldır hep beraber depremi konuşuyoruz. Buna rağmen bu trajik durumu yaşadık. Kadıköy'de gerçekten riskli alan olarak zemin noktasında konuştuğumuz zaman alüvyon tabaka olan bir bölge var. Kurbağalı Dere'nin sağlı ve sollu işte o alanı içerisindeki alan. Yani Koz Yatağı'nın zeminiyle, Bostancı'nın zeminiyle, Fenerbahçe'nin zeminiyle buraların zemini aynı değil. Onun için hani bütün Kadıköy'ü bir görüp bütün alanı riskli alan demek yanlış. Yani bilim insanları orada mıntıka belirtirse çok sevinirim. Yani şurası riskli. Kadıköy'de toplam olarak oran verdiğimizde %30'u falan, kentin %30'u bu bina yenilemeleriyle yenilendi. Yenilenmeyen binaların hepsinin yıkılacağı, enkaz haline geleceği iddiası da doğru değil. Böyle de kimse zaten bir şey söylemiyor. Yani zeminle bina uyumluysa evet bir hasar görebilir ama hani hamburger gibi böyle binalar çökmeyebilir. Şimdi bunların hepsi çok teknik incelemelere tabi tutulması gerekiyor. Ben pazartesi günden beri bütün mahallelerde toplantılar yapıyorum. 9 mahalleyi bitirdik. Orada da bütün komşularıma bu çıplaklıkta, bu gerçeklikte mahalleleriyle ilgili her şeyi söylüyorum. Binalarının yenilenmesi noktasında bazı hukuki ve sosyal sıkıntılar var. Onların çözümü noktasında Kadıköy Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu onlara da söylüyorum zaten. ...2019'daki depremden sonra evimiz mühürlendi zaten. O yüzden yapıyoruz. O yüzden yapıyoruz. Aslında söylenecek çok şey var. Biz çok uzun süredir bununla bu süreçteyiz. Çok sancılı bir süreç oldu bizim için. Yani nihayetinde bir sonuca vardığı için mutluyuz ama bizim yararımıza olan bir şey de değil şu anda yani. Maddi olarak, maneviyatı saymıyorum bile. Maddi olarak nasıl? Ya şimdi maliyetler çok yükseldi tabii ki. Dolayısıyla buranın yapılması bize çok yüksek bir maliyete mal olacak. Sürece biz sonradan dahil olduk ama beraberinde söyleyebileceğim tek şey, Kiptaş'a güvencimiz öncelikli konumuzdu. Çok güvenerek girdik bu işe. Şirket adını aldığım bir yer burası. Hem yatırım amaçlı hem de beraberinde kontak noktalarından biri ve doğru lokasyon olması adına Kadıköy'ü tercih ettik. Çok da doğru bir yerde olduğumuzu ve doğru insanlarla ve doğru komşularla iş yaptığımıza inanıyorum. Peki yardım, kira yardımı vesaire? Onların hepsi ayarlandı. Bütün işlemler de tamamlandı. Zaten şirket avukatlarımız takip ediyor.